Ben Murat Karakaya, daha çok makine öğrenmesi ve derin öğrenme konularında çalışıyorum. Eğer Python biliyorsanız ya da bilmiyorsanız ama makine öğrenmesi metotlarını uygulamak istiyorsanız çalışabiliriz. Bunun için Orange 3 diye bir araç var. Bunun linkini burada paylaşıyorum. Aynı zamanda da Moodle'a yükledim ben bu dokümanı. Moodle'da bulabilir öğrenciler. Bunun tutorial'larını seyredebilirsiniz. Eğer bu aracı kullanarak makine öğrenmesi projeleri yapmak istiyorsanız birlikte çalışabiliriz. Eğer Python'u biliyorsanız ve deep learning üzerine çalışmak istiyorsanız Keras kütüphanesini kullanabilir olmanız gerekiyor. Bunu da Keras'tan öğrenebilirsiniz. Keras.io'dan verdiğim linkten öğrenebilirsiniz. Bunun için öncelikle bunlara bir bakın. Eğer sizler için bu yeni bir şeyler öğrenmek hevesliyseniz, meraklıysanız ve projenizi bu alanda yapmak istiyorsanız bu iki tane tool'u veya Python'daki Keras kütüphanesini kullanıyor olabilmeniz lazım. Eğer makine öğrenmesi ve derin öğrenmede bir proje geliştireceksek vaktimiz az olduğu için veri setini kendimizin oluşturulması çok zor oluyor. O yüzden fikirden önce veri setini bulmanızı tavsiye ediyorum. O yüzden de benim hazırladığım bir blog yazım var. Burada Medium'daki linkini veriyorum. Oraya bakarsanız orada onlarca hub'a link veriyorum. O hub'lara girdiğinizde de yüzlerce veri seti var. Oradaki veri setlerini indirip bakıp içine girdiğinizde kendi konunuzu oradan bulabilirsiniz. Yani bu veri setiyle ne yapılırdan proje konunuz çıkabilir. Veri setinde bulduğunuz için makine öğrenmesi ve derin öğrenmede öncelik veri setinde olduğu için projeniz hızlı gelişebilir. O yüzden ben size öncelikle veri setinizi bulmanızı, ondan sonra bu veri setiyle ne yapılırı düşünüp proje teklifinizi böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Kaggle diye bir web sitesi var. Bu Kaggle'da insanlar yazdıkları kodları ve veri setlerini paylaşıyorlar. Bu bulduğunuz veri setlerini buradaki çözümlere de bakabilirsiniz. Buradaki çözümleri zaten okumaya çalışıp anladığınızda konu sizin ilginizi çekiyorsa bu veya buna benzer veri setleriyle çalışabiliriz. Ayrıca ben burada bir link paylaşıyorum. 468 başka bir proje dersi makine öğrenmesiyle ilgili. Bu proje dersindeki 14 haftanın sonunda öğrencilerin yaptığı sunumlar var, projeler var. Bu projeleri de buradan seyredebilirsiniz. Böylelikle sonunda ne yapacağınızı makine öğrenmesi ve derin öğrenmeyi de görebilirsiniz. Şimdi ben tabii bu sonuçları yani proje sonunda geleceğiniz noktayı şöyle açıkça ifade etmek istiyorum. Öncelikle internette bulduğunuz veri setlerinin genelde çözümlenmesi bir yöntemle sonuca bağlanması ile ilgili çok blok var. Maksadınız bu bloktan bulduğunuz bir cevabı copy paste ile bize sunmanız değil. Ne yapacağız? Tabii ki size bazı metotlar öğreteceğiz. Bu metotları öğrenip ondan sonra uygulayacaksınız. Bu maksatla ben size gerekli okumanız gereken, seyretmeniz gereken eğitimleri sağlayacağım. Ama sizin için oturup da kod yazmayacağım. Öğrenme sizin sorumluluğunuzda bu projeyi yaparken. Dolayısıyla projeyi yaparken benim size faydam nereden neyi öğreneceğinizi yardım etmek, vakit kazandırmak. Ama proje yapacak olan sizler olduğunuz için buna istekli olup yeni şeyler öğrenmeniz lazım. Burada tabii ben başka kaynaklar da burada paylaştım. Bunlara da ulaşabilirsiniz. Bu kaynakların da maksadı tekrar proje sonunda sizden beklentilerimi rahat anlamanız. Tabii anahtar kelimeler burada makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zeka gibi. Çıktı olarak tabii ki biz Compe494'te Moodle'a girerseniz orada size beklenen project deliverables'ları zaten vereceksiniz. Yapılacak olan sunumları. Onları yaptıktan sonra benim sizlerden beklentim bir konferansa makale olarak bu yaptığınız çalışmayı sunmak. Burada da nasıl sunulacağı ile ilgili size eğitim vereceğim ben ve bunu da destekleyeceğim. Sizden beklentim yani bu konuda çalışmak istiyorsanız bunlar tabii olursa iyi. Makine öğrenmesi, derin öğrenme, Python'la ilgili kurslara sıkı çalışmayı istiyor olmanız, bir konferans makalesi hazırlıyor olmanız ve tabii bundan öte de benimle çalışmayı tercih ediyor olmanız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.